Shindo'nun bu muhteşem filmi rüzgarda hışırtıyla sanılım yapan bir sazlığı gösteriyor yukarıdan. Kamera bu sazlık üzerinden yavaş yavaş yönünü aşağıya çevirirken bir kuyuyu gösteriyor bu seferde. Kuyunun içinden ışığı gösteriyor. Bu kuyunun tıpkı eski çağlardan beri derin ve karanlık olduğunu betimleyip sazlıkların içinde kuyuyla başlayıp sonu da bu kuyuyla biten bir merkezi işaretliyor. Bu sazlıklar ve bu kuyunun çevresinde dönüyor her şey. Bu kuyu çevresinde barınan insanlar da bu taraflara yolu düşen insanlar da bu kuyu gibi karanlık yönleri olan ya da o karanlığın içine düşecek ya da atılarak o kaderden payını alacak olan insanlar. Hemen ardından bu sazlıkların arasında iki samuray görüyoruz. İki samuray kendilerini kovalayan süvarilerden kaçmaktadır. Burası onlardan gizlenmek için, canını kurtarmak için eşsiz bir yerdir. Fakat öyle olmaz. Süvariler görünürden kaybolur ama iki mızrak bu samuraylara saplanır ve öldürülür. Samurayları öldüren bu mızrakların peşlerindeki süvarilerden geldiğini düşünüyoruz önce. Ama değil. Daha sonrasında kadraca iki kadın girer. Bu iki kadın onları öldürmüştür. Birisi genç, diğeri yaşlı bu iki kadın samurayların üzerinden zırhları soyup kılıçlarını alırlar. Daha sonrasında onları sürükleyerek başlangıçta görünen kuyunun içine atarlar. Bu sırada kan akışını hızlandıran davullarla ritim tutturulan bir müzik çalar. Bir vudu ayininde tanrılara kurban edilen insanlar için yapılan bir törende ya da bir ateş etrafında büyücünün danslarıyla kötü ruhları kovalamak için yaptığı bir büyüde çalan müzik gibidir. Ve filmin içerisinde de bu davulların bir şeyler olacağına ilişkin verdiği izlenimlere bu sefer ritmi düşük yavaş vurgularla devam eder. Ara ara da caz müziğiyle davulları birleştiren, modern ile geçmişi buluşturan bir müziktir bu. Başlangıçta geçen bu sahnelerde bir diyalog, sözlü bir anlatım gerçekleşmez. Kimse kimseye teslim ol çağrısı yapmaz. Herhangi bir sözlü anlaşmaya girmez. Samuraylar öldürülür, zırhları çalınır, cesetleri çukura atılır, sazlık içerisinde kulübeye dönülüp sarf etmiş oldukları efordan dolayı iki kadın sanki kıtlıktan çıkmış gibi yemeğe saldırıp yer. Uyku faslının ardından küfeleri konulmuş eşyaları satmak için yol alınır. 10 dakika boyunca sessiz ve sakin bir biçimde ilerler film. Burada bizim dehşet içerisinde kaldığımız ve vahşi gelen gördüğümüz her şey gündelik rutinin Dönemin olmazsa olmazının bir parçasıdır ve yönetmen bizi buna ikna eder. Çünkü hikayenin geçtiği 14. yüzyılda Japonya'da bir iç savaş vardır. Feodal beylikler birbirlerine savaş ilan etmiş, gücü elde etme yarışına girmiştir. Üretim unutulmuştur. Yer yer kısıtlı olan üretimden tarım ürünlerinden faydalanmak için yapılan hırsızlık ve öldürme eylemleri normalleşir. Nitekim kişinin annesi ve gelini öldürdüğü insanlardan dolayı bir suçluluk duygusu hissetmez. Vicdan azabı duymaz. Birkaç kilometre ötede erkek yurttaşların yaptıklarını onlar da yaşamda kalmak için yaparlar. Onları bu duruma düşüren sistemi de sorgulamaz. Kaldı ki bunu yapabilecek bir düzeyde zekaya ya da bir bilince sahip değildirler. En temel ihtiyaçlarını karşılamak için bu yolda yapılanlar olağandır. Açlıktan ölmemek için öldürmekten başka çareleri bulunmaz. Birkaç yerde Kiçinin annesi savaşın oğlunu aldığını, feodal beylerin askerleri oğlunu götürdüğü için suçlayıcı biçimde konuşsa da onun derdi savaş ve feodal düzen değildir. Oğlunu almasalar bir sorun yoktur aslında. Çünkü oğlunun gidişiyle birlikte açlık çekmemek konusunda yerine muhtaç kalmaktadır. Karanlık çağların karanlık insanlarına ışık tutarken Shindo onların beslenmek, dövüşmek, sevişmek üçgeninde bir hayata sıkıştırılmasının sebebini hayatta kalma çabalarıyla anlatıyor. Şimdinin dünyasından bakıldığı zaman ilkel gelebilecek bu yaşantı 700 sene evvel normal gündelik bir hayatın parçasıdır. Burada bir eğitimden, sağlıktan, bilimden ve teknikten bahsetmek, sanattan bahsetmek mümkün değildir. İnsanın kendini ifade edeceği başka bir alan bulunmamaktadır. Sağlıklı kalabilirsiniz kalabiliyorsan, aç kalmadan ve üreyip aç bırakmadan yaşayabiliyorsan bir sorun yoktur. Orta çağın insanı bu doğrultuda hayat sürer. En temel ihtiyaçlar listesinde bulunan ve filmde de sürekli vurgulanan ve hikayenin temelini oluşturan cinsellik de Oni Baba'nın omurgasını oluşturur. Haşi ile önce kişinin karısı ve annesi arasında gelişen bu ilişkide gelinin kocasız kalması ve adamın benimle birlikte ol tekliflerini önce kulak asmasa da sonrasında dayanamaz. Annesi ise bu cinselliği fark ettiği an kendi de arzular. Bu arzu, bu istek yaşanılanı gördüğü andadır. Sonrasında bunun arzusunda olmaz. Bu sonraki gelecek bir istemdir. Önce diğerini karşılamalıdır. Yani karnını doyurmak. En büyük tehlikeyi aç kalmak olarak gören kadın, her yöne çekilmeye müsait gelinine hakim olma üzerine hayatını devam ettirebileceğini düşündüğünden, onun haşi ile ilişkisini öğrendiği anda dehşete kapılıp onu manipüle etmek için her şeyi dener. Oğlunun ölmediğini, geri döneceğini söyler. Sonra cehennem hikayeleriyle korkutur. Baktı ki hiç olmuyor. Onun canavarı olmaya karar verir. Ne yaparsa yapsın, ayıramadığı ilişkiyi şöyle tarif edebiliriz. İki köpeğin çiftleşmesini ayırmak kadar zor ve imkansızdır. Şimdi onun filminde çıplaklık vardır ama bu erotizme dönüşmez. Olgunlaşmamış, ham dürtülerin ışığında bir cinselliktir bu. Haşi'nin kudurmuş bir biçimde sazlıkların arasında koşması ve yerlerde yuvarlanması, genç kızın geceleri her kaçışında sazlıkların arasında koşturması, sıcaktan bunalıp yarı çıplak yatan kadınlar, mağarada sırtı dönük çıplak yatan bir kadın, hepsi dönemin cinsellik konusunda olası gerçekliğidir. Kadınlar ise ahlaki olarak bu cinselliğin sorumluluğunda tutulmaz. Filmde de iki kadın vardır ve ikisi de isimsiz kadınlardır. Feodal çağın avcı-toplayıcı ilişkisi içinde gibidir. Avcı ile toplayıcı iş bölümü yoktur. İkisi de avcı... İkisi de toplayıcıdır. İş ortaklığında biri olmazsa diğeri de eylemini gerçekleştiremeyecektir. Geniş ekran çerçevesi güzel aydınlatılmış siyah beyaz fotoğraflarla sürekli olarak zekice kullanır Shindo. Sürekli sallanan sazlıklardan kahramanların yüzlerinin yakın çekimlerine kadar görseller doğal dünyanın gizemli ama uğursuz güzelliğini yakalarken kahramanların yoğun duygularını da vurgular. Ortam klostrofobik bir atmosfer olmasını sağlar. Aslında Oni Baba'nın temalarından biri de doğal manzaranın bizi nasıl şekillendireceğidir. Sağzık alan kadınların savaşçıları öldürecek kadar yakınlaşmalarını sağlar. Fark edilmeden istedikleri gibi cinayet işlemeleri de izin verdikleri için onları katile dönüştüren aracılardan bir tanesidir. Yaşadıkları mekan ise sazlıkların arasındaki bir gözden oluşan bir evdir. Birkaç tane ufak tefek eşyası bulunan, yemek yemek ve uyumak için kullanılan ev yanına yaklaşılmadığı sürece fark edilmez bile. Bu savaştan korunmak, savaştan kaçan askerleri tuzağa düşürmek için, dolayısıyla hayatta kalmak için harika bir mekandır. Burası ölü gibi görünen, sürekli rüzgarın estiği ve otları sağına soluna yatıran, kimsenin buralarda bir şey olabileceğinden şüphe etmeyeceği bir mekandır. Savaş yaşansa da, savaş hali devam etse de, savaşın büyüklüğüne ve meydanlarına gitmiyoruz. Kaçan askerleri görüyoruz. Kaçan askerleri kovalayan askerleri de. Haşi savaştan bir şekilde paçayı yırtmış bir karakter. Savaş onun anlattığına göre kendilerinin savaşı değil, bir gönüllülük esasına dayanmıyor. Zorla dahil oldukları bir düzen bu. Nitekim Haşi önce bir tarafta savaşırken sonra diğer tarafa geçtiğini anlatır. Savaş esiri diye bir şey yoktur. Yer değiştirme vardır. Savaşanlar ise cesaretli askerler değildir. Haşi başlangıçta savaş başlarken kahraman olacaklarını düşündüklerini, savaşın içinde ise bunun mümkün olmadığını olamayacağını anladığını söyler. Devamında ise öldürmeyi bir çalıkların arasında sırtından birisini vurarak gerçekleştirdiğini anlatır. Yani göğüs göğüse çarpışan askerlerin kahramanlık hikayeleri yoktur onda. Hatta kaçışında bir yerde ölü taklidi yaparak askerlerden kurtulduklarını, yiyecek bulmak için bir köye girdiklerini, sonra birden çiftçilerin gelip onlara vurmaya başladığını, işinin de dövülerek öldürüldüğünü anlatır. Filmin kategorisi korku olarak geçer tüm internet sitelerinde ve sinema tarihinde. Fakat Shindo'nun filmi bildiğimiz korku filmleriyle hiçbir biçimde yakınlığı yoktur. Korku sadece karakterlerin yaşadığı dönem içinde kendi hayatlarında vardır. Savaştan, açlıktan ölmekten korkarlar. Günahların cezasını öteki dünyada işkence görerek ödeyeceğini düşüncesiyle söylentilerden korkarlar. Seyirciye ise onların korkularından anlık korkular payına düşmez. İzleyici daha anlamlı bir şeyler bulur korkulardan çok. Tarihin, egemen sınıfların kahramanlık hikayeleri gibi olmadığını insanların ahlaki açıdan üst seviyede olmadığını, din onlara bir ahlak getirmediğini, insanı belirleyen zorlu koşullara insanın uyum sağlamakta zorlandığını ve bundan bir an önce kurtulmak istediğini, toplumun bolluk içinde değil, kıtlık ve yoksulluk ve acılar içinde perişan bir halde yaşadığını. Şimdi bu film ile birlikte birkaç kişi arasında geçen Budist bir hikayeden yola çıkarak insanın en temel ihtiyaçlarını masaya koyduğu, insanı da o masaya oturtup ne yaptığını gözlemlediği en güçlünün, en kurnazın hayatta kaldığı, zayıfların yok olduğu, bir sonraki sahnesini asla tahmin edemediğimiz, şiddetin en gerçekçi biçimiyle gözümüze sokulmadan anlatıldığı muhteşem bir filmdir Oni Baba.